Evet arkadaşlar, bugün size Türk Telekom'un yeni Android'li ev telefonunu tanıtacağım. İsmi E4. Kutu içeriğini ve daha sonra anlatmayı düşünüyorum arkadaşlar, çünkü çok detaylı. Telefona şu şekilde önden baktığımız zaman bana Nexus 4'ü hatırlatıyor, Google Nexus 4'ü arkadaşlar. Telefonumuzun arkası bu şekilde. 11 mm'lik bir kalınlığa sahip. Bu arada arka kamerası maalesef bulunmuyor. Sadece ön kamerası var ve ön kamerası da VGA. Telefon arkadaşlar 4 inç TFT ekrana sahip. Bu yüzden arkadaşlar şu şekilde sağa sola çevirdiğiniz zaman ekranda biraz parlama, siyahlaşma oluyor arkadaşlar. Bu kötü bir şey. Ya ben böyle bir şey beklemiyordum. Ama telefonun güç olarak 1,3 GHz'lik bir RAM işlemcisi var. Gayet güzel. Android 4.2.2 kullanıyor ve 1 GB RAM'i mevcut. İnternet sitelerine 1 GB RAM söylenmiyor arkadaşlar, ama Antutu'da yaptığımız testlerde 1 GB, hatta 1 GB'lık telefonlardan bile bazılarının üstün bir performans aldığını görüyoruz. Yani normal bir çift çekirdek telefon alıyor aslında. USB 2.0 girişimiz var arkadaşlar. Bluetooth 4.0'ımız var. Bluetooth 4.0 arkadaşlar, ben bu telefonda beklemiyordum açıkçası, çünkü çok hızlı bir veri aktarımı sağlıyor Bluetooth 4.0. Telefonumuz aynı zamanda bir baz istasyonu olduğu için herhangi bir şekilde Turkcell veya Vodafone gibi bir hat takamıyoruz içine. Telefonumuzda çoklu dokunmatik var ama 5 parmak arkadaşlar. Normalde olduğu gibi 10 parmak değil. Multitouch yani. Bundan başka arkadaşlar telefonumuz aynı zamanda Antutu benchmark testlerini ve CPU-Z testlerini başka bir videoda arkadaşlar göstereceğim. Çünkü uzun sürecek. Ama şimdi Antutu aldığı puanı göstereyim arkadaşlar size. 10.867 puan almış. Ve şurada Samsung Galaxy A8'in üstünde çıkıyor arkadaşlar. Şurada göreceğiniz Samsung Galaxy A8'in biraz üstünde alıyor. Ve Nexus 4'ün bayağı bir aslında altına buluyor. Tabii Nexus 4 4 çekirdek arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Telefonda kullandığım zaman boyunca arada bir hani dokunmatikte algılamama problemi yaşadım arkadaşlar. Ama bu benim şu anda elimde bulunan cihazdan dolayı da olabilir. Ama telefon genel olarak bakıldığı zaman herhangi bir kasma, donma vesaire bir sıkıntısı yok. Sadece dediğim gibi şu ekranı sağa sola çevirdiğiniz zaman bir kararma mevcut. Ekranın kalitesizliğinden ve ön kamerası VGA, yani baya kötü bir ön kameraya sahip. Başka herhangi bir sıkıntısı yok. Yani birini aramaya çalıştığınızda, internet dolaşmaya çalıştığınızda müthiş hızlı. Herhangi bir sıkıntısı yok bu konuda. Ve bu arada kendi hafızası da 1,5 GB. Ama 32 GB'a kadar micro SD ile arttırılabiliyor arkadaşlar. Buna herhangi bir şekilde güncelleme gelir mi diye düşünmeyin. Android güncellemesi falan geleceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Bir de klasik olarak söylemedim. 3,5 mm'lik bir kulaklık girişimiz de mevcut. Bunun oyun performanslarını ve işte dediğim gibi Antutu ve CPU-Z testlerini daha sonra yapacağım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.